Değerli Malatyalı kardeşlerim, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Buraya kadar teşrif ettiniz. Allah razı olsun, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Malum, bundan 14 ay kadar önce büyük bir felaketle ülkemiz karşı karşıya geldi. Bin yıllık Anadolu'daki serüvenimizde belki de başımıza gelebilecek en büyük felaket buydu. Bundan önce nice harpler, darpler, sıkıntılar, zorluklar, depremler yaşandı. Ama bunun kadar hasar bırakan büyük bir afeti görmedik. 9 saat arayla 2 tane şiddetli deprem, çok uzun süren bir deprem, hem de kadim şehirlerimizin birkaç kilometre altından geçen bir deprem. Bundan 18 tane ilimiz etkilendi. Aslında 11 tane diyoruz ama birkaç bin konut yıkılan illerimiz de var. Toplamda sayı 18 il. 14 milyon insanımız zarar gördü. Ayrı ayrı bakıldığı zaman 680 bin konutumuz yıkıldı. Ve 170 bin de evimiz, iş yerimiz, depolarımız, ahırlarımız. Bile kolay. Söylemesi çok kolay. 850 bin bağımsız birim. Haliyle maddi hasar çok fazla. 100 milyar doların üzerinde. Manevi hasar ölçecek de bir alet daha icat olmadı. Her evde acı tütüyor. Her evde gözyaşı var. Her eve gittiğimizde, hikayelerini dinlediğimizde emin olun, teslim ettiğimiz evlerden ayrılırken hem hüzünlenerek, ağlayarak ayrılıyoruz. Unutamadığımız acı hatıralar o kadar çok ki. Nacizane depremin ilk günlerinde de genel başkan yardımcısıydım. Bütün belediyelerimizi deprem bölgelerine sevk ettik. Sonra da tek tek gidip onların ne yaptığına, neler yaptıklarına, nasıl çalıştıklarına şahitlik etmek için de buralardaydık. Allah bir daha böyle afet göstermesin. Bu sıkıntıyı yaşatmasın. Dualarımız böyle. Ama şimdi artık öyle sağlam konutlar yapacağız ki, öyle sağlam işleri yapacağız ki, inşallah deprem olmaz. Ama olursa hepimiz huzurla evimizde oturalım. Bu acıları yaşamayalım. Onun içindir ki kılı kırk yarıyoruz. Onun içindir kolayca işe başlayıp devam ettiremiyoruz. Neredeyse depremden 2-3 ay sonra valinin karşısındaki çarşılarımıza, merkezlerimize işe başlayalım dedik. Dikkat ediyor musunuz? Hala fore kazıp çakmaya devam ediyoruz. Hala zemini temizlemeye devam ediyoruz. Hala üzerindeki inşaatlara yeni yeni yükselmeye başlayabiliyoruz. Mesela Kahramanmaraş'ta şehrin ortasından giden bir cadde var, fay hattı geçiyor. Azerbaycanlı kardeşlerimiz 1000 tane konutu yaptıralım dediler. İşe başlayacağız. Tam 40 milyon dolarlık arkadaşlar orada fore kazık ihalesi yaptık. Aylarca fore kazık çaktık. 15 metre, 17 metre. 40 milyon dolarlık. Ama bir daha inşallah olmaz diye. Olursa da sağlam bir vaziyette hepimiz emniyetli bir şekilde o depreme dirençli evlerimizde, iş yerlerimizde hayatımızı sürdürelim diye. O yüzden kılı kırk yarıyoruz. 14-15 ay geçti aradan. Emin olun hükümetin birinci gündem maddesi bu arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize ilk sorduğu soru depremde hasar gören illerimizde durum nedir? Hayat normale dönüyor mu? İnşaatlar yolunda mı? Gidiyor mu? Bir başka taraftan bakıldığı zaman da maliyedeki sıkı para politikasını sizler de takip ediyorsunuz. Mehmet Şimşek Bey'in itiraz etmediği tek harcama kalemi var. O da depremdeki yapılanlar arkadaşlar. Onun dışında milim milim her bir iş takip ediliyor. Burada da işlerimiz çok şükür yolunda gidiyor. Şu anda neredeyse 390 küsür bin konutumuzun inşaatı başladı. Türkiye genelinde söylüyorum ben bunu. 400 bin civarında konut olarak hak sahibimiz var. 40 bin kadar iş yeri olarak hak sahibimiz var. Belki 20-30 binde daha sonra mahkemelerden gelen veyahut da yeni tespitlerle hata varmış, düzeltilen vesaire vesaire yerler çıkabilir. Bunun içindir ki biz bütün bunların hesabını yapıp şu anda 400 bin civarında inşaata başladık. Hazırlıklarımız da var, devam ettiriyoruz. 4.333 köyde köy evi yapıyoruz.
dile kolay 4333 köyde. Kiminde 10 tane, kiminde 30 tane, kiminde 50 tane, kiminde 100 tane çelikten yapıyoruz artık. 1240 tane şantiyemiz var arkadaşlar. 1240 tane şantiye var. Buralarda 110 bin kişi çalışıyor. İlk etapta 76 bin kadar konutu teslim ediyor. Haziran-Temmuz'la birlikte her ay 10 bin, 15 bin, 20 bin civarında konutlar teslim etmeye devam edeceğiz. Malatya'mız açısından bakıldığı zaman da neredeyse hak sahipliğine yakın bir konuta başladık. Bugün arkadaşlarımız yine Büyükşehir Belediyesi'nde toplandılar. Yeşilyurt, Battal Gazi Belediye Başkanlarımız, yardımcıları, teknik ekipler oradalar. 8-10 bin eksiğimiz var. Tespit edilen yerleri gösteriyorlar. Daha çok da şehirlerimizin içinde yapalım istiyoruz. Merkezlerinde yapalım istiyoruz. Onlar da bir an önce proje indireceğiz. Zaten ihaleyi yaptıktan sonra da en fazla bir sene gibi süre veriyoruz. O konutlarımızı da hak sahiplerine teslim ederiz. Yani bütün hesabımız gelecek senenin ortalarında 100'e kadar konutunu alamamış bir vatandaşımız kalmasını istiyoruz. İş yerlerini yıkıldığı halde alamamış bir tek vatandaşımız kalmasını istiyoruz. Bugün de Malatya'mızda şu ana kadar yaptığımız konutlar ne alemde, bundan sonra ne kadar eksiğimiz var, neler yapabiliriz, sizler bize söyleyecekleri var mı? Veyahut da şunu yaparsanız daha iyi olur diyeceğiniz şeyler var mı? Bütün bunları konuşmak için önce kendi içimizde belediyede teknik bir toplantı yaptık. Şimdi de sizlerle bir araya geliyoruz. Seçimler geçti. Tercihiniz baş üstüne. Arkadaşlarımızla yola devam etmeye karar verdiniz. Uyumlu, gayretli arkadaşlar. Bizler de onlarla zaten çok sıkı bir şekilde çalışırız. Şimdi geçim dönemi başladı. Önümüzde seçimsiz bir süre var. Bu süre içerisinde biz çok çalışıp, çok gayret edip Malatya'mızı eski haline döndürmek için uğraşıyoruz. İnşallah bunu başarırız. Buna gücümüz yeter arkadaşlar. Şimdi Kentsel Dönüşüm Başkanımız Hakkı Bey size Malatya özelliğiyle ilgili aslında ne kadar konut yıkıldı, ne kadar iş yeri yıkıldı, kaç kişi hak sahibi oldu, biz nerelerde inşaata başladık, nerelerde eksiklerimiz var, bunları kısaca sunum halinde sizlere gösterecek. Ondan sonra da sözü size bırakacağız arkadaşlar. Kıymetli protokol, değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlarım. Para yaptığımız konutlara ilaveten şehrin çeperinde hazine adına mülkiyeti kamu dolanılanlara yaptığımız konutlar var. Yine AFT'de vatandaşlarımız için yaklaşık 4000 konut üretebileceğimiz üzerinde Antakya'da bunun çalışmalarına başladık. Battal Gazi'de Yeşilyurt'ta, Malatya genelinde merkezde az önce bahsettiğimiz dev alanlarımızın sınırları görülmekte.